Önce etlerimizi pişirelim. Bunun için ocağımızı açıyoruz. Bu tarz etleri pişirirken tavanızı iyice kızdırmanız gerekiyor. Şimdi tavamız ısınırken barbekü sosumuzu da yapmaya başlayalım. Biber salçasını alıyorum şimdi. Domates salça. Süzme bal. Şimdi sirke ekleyeceğim içerisine. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Evet, sosum hazır. Bu sosla birlikte etlerimi üzerine fırça yardımıyla süreceğim. Bunu şimdi kenara alıyorum. Fırında pişirme yapacağım kabımı da yanıma aldım. Bu esnada şimdi etlerimizi de deniz tuzu ve karabiberle güzelce marine edelim. Ve biraz da yağ gezdireceğim şimdi üzerlerine. Diğer etleri de aynı şekilde, altta kalan kısımlara da. Evet, şimdi etlerimizi, kaburgalarımızı, etli olan kısımlarını alta gelecek şekilde diziyorum. Burada ön mühürleme işlemini gerçekleştiriyorum şu anda. Birazdan fırında pişireceğim kabın içerisine de alacağım. Burada bu şekilde etlerimi yaklaşık bir 2-3 dakika yüksek ısıda mühürlüyorum. Birinci partiyi pişirdikten sonra tezgahıma aldım. Onları şimdi barbekü sosla bulayacağım. Dış kısımlarını, şimdi de diğer etlerimi, kaburgalarımı koyuyorum. Onları da pişirmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde dış taraflarına hazırlamış olduğum sosu sürerek fırında pişirme yapacağım. Kabın içerisine de güzelce diziyorum. Evet, ocağımızın altını da kapatalım. Tavamızın sıcaklığı yeterli gelecektir. Diğer taraflarını da çeviriyorum şimdi. Ve tavanın kendi sıcaklığıyla etlerimizi bu şekilde biraz daha tutacağım. Şimdi bunun aralarına birkaç tane sarımsak atıyorum. Dilerseniz bu miktarda çoğaltabilirsiniz. Aynı şekilde biraz da kuru soğan parçalarından bırakacağım. Kuru soğanı da çok küçük parçalara bölmüyorum. Bunları da kenarlarına ve servis yaparken de bu kuru soğan ve sarımsakları da yanında servis edebilirsiniz. Şimdi fırına götürüyorum. ...180 derecede ortalama 30-35 dakika pişirdikten sonra bu güzel lezzetli kaburgaları servise sunacağım. Kaburgalar güzelce pişti. Şimdi servise sunmak üzere fırından alacağım. Güzel bir ahşap kase. Bunun içerisine pişirme kağıdından koyacağım bir tane. Fakat elimle bu şekilde buruşturuyorum. Ahşap kasenin içerisine bu şekilde oturtturuyorum. Şimdi pişirmiş olduğum kaburgaları da bunun içerisine dizeceğim. Maşayla şimdi bu şekilde sırayla koyuyorum içerisine. Şimdi bunun ortasına da bir parça kekik koyacağım. Kekikleri de koyduktan sonra yemeğim servise hazır.